İyi günler arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bu patiğimizi yapacağız. Oldukça şık ve gösterişli. Şişle yapılan bir model. Bunu yapacağız. Bu rengini ben yapmıştım daha önceden. Şimdi yeşil ve beyazı yapacağım. Bunun tekini yaptım ben. Şimdi bakın şu şekilde normal düz olarak gidiyor. Arttırma eksilmeleri var. Bu bittikten sonra bunu saç örgüsü şeklinde kıvırarak yapacağız. Oraları daha sonra göstereceğim. Şimdi bunun için ören bayan ip kullandım ben. Yeşil ve beyazı tercih ettim ve 3 numarada şiş. Bunun için şimdi şişimize 50 tane ilmek geçiriyoruz. Siz nasıl ilmek geçiriyorsunuz bilmiyorum ama ben şu şekilde yapıyorum. Herkesin bir yapma şekli var. Bakın ben şöyle alıyorum. Şöyle şu şekilde 50 tane böyle yapalım. İlmeğimizi geçirelim. Evet arkadaşlar, 50 tane ilmeğimizi yaptık. Şimdi ilk baştakini tabii boş alacağız. Yeni şey olduğu için şişler de yeni. Kusura bakmayın, biraz zor oluyor. Ve bunu haroş öreceğiz. Bazıları haroş örerken önden alıyor. Bazıları şu kısım arkadan alıyor. Ben ön, bakın şöyle alanlar var. Ben bu şekilde normal, bu normal haroş olacak. Bunu bu şekilde böyle normal düz yapacağız. Burada eksiltme falan yok. Bunu bakın normal örgü şeklinde. Herkes bunu bilir zaten. Bunu bu şekilde örerek gelelim buraya. Bu ilk sıramız demek geçsin böyle. Arkadaşlar bakın böyle ilk sıramızı geçtik. Şimdi bu şekilde yaparak toplamda 4 sıra yapacağız. Bakın ben öteki modelimi de koyayım. Bakın hep 4 sıra 4 sıra olacak. Bakın gördüğünüz gibi 4. sıralarda en sonu geçerken keseceğiz. Şimdi ilk 4. sıramıza gelene kadar yapalım. 3. Bakın bu normal haroşa. Böyle çeviriyorum ben. Böyle yapıp bakın bu şekilde çıkartıyorum. İpi çeviriyorum. Çıkartıyorum. Haroşayı ne şekilde örüyorsanız, dediğim gibi bazıları şöyle yapıyor. Bu şekilde ben bu şekilde alışmışım. Böyle yapıyorum. Siz ne şekilde yapıyorsanız öyle devam edelim. Hep haroş örecek. Ön ve arka bu şekilde devam edecek. Bu en sondaki ilmekler daima düz olarak devam edecek. Bakın hep haroşa. Gördüğünüz gibi şu en sondaki son ilmeği gelene kadar bu şekilde örüyorum. Burayı da düz yapımını göstereyim size. Evet arkadaşlar, bakın burayı yaptım. Sadece tek ilmeğimiz geldi. Onu da bakın şu arkaya doluyoruz ipimizi. Bunu bakın yukarı doğru ipi çeviriyoruz aşağı. Bu da düz dediğimiz. Bunu da bilir genelde herkes. Bu ilk baştakini gene boşalıyoruz. Bakın bu şekilde normal örgümüze devam ediyoruz. Ön ve arka sıra toplam 4 olacak ama düz yapacağımız kısım, bakın şu düz mesela benim şurası ters oldu. Bu düz kısım 3. olsun. 4. beraber gidince o zaman yine birlikte yapalım. Bu şekilde devam edelim. Arkadaşlar 3 sıramızı yaptım. Şimdi 4. birlikte yapacağız. Bakın şu şekilde şimdi böyle geleceğiz. Burada yapacağımız işlem boşalıyoruz. 2 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, tamam 9, 2, 4, 6, 8, 9. 9 tane kalıyor burada. Şimdi burada yapacağımız işlem, burada da eksiltme işlemi yapacağız. 1, 2, 3 4 her seferinde sayalım ki yanlış olmasın. 5 bunu bakın geri alıyorum. 5 arttırdım bakın şurası. Bunu çıkartıyorum tekrar. Bakın toplamda burada 9 olacak. Bakın şurada da var. Bu baştaki 9 olacak. Burada kalan 24 olacak. Geriye de 10 ve eksilttiğimiz ilmek sayısı da 17 oluyor. Şu şekilde arkada 24 tane kalana kadar eksiltelim. Bakın. Bunu bu tarafa alıyoruz. Bununla bu ikinci iki tane alıyoruz. Ve bir tane çıkartıyoruz. Bakın şu şekilde. İkisini birden doluyorum ipi. Tek çıkartıyorum. Bu şekilde diğer şişimize 24 tane kalana kadar devam ediyoruz.
Evet arkadaşlar bakın 9 ilmeğimiz burada. 17 tane eksilttik. Kalan diğer şimdi de 24 tane var toplam. Şimdi bunu normal bu şekilde ayrı olacak. Bunu şimdi normal haroşaya devam ediyoruz. Bu şekilde yapacağız. Sona kadar geleceğiz. Diğer rengimizi takacağız ama ipimizi, yeşil ipimizi koparmayacağız. Sonuna kadar gelelim bu şekilde. Evet arkadaşlar. Bu şekilde sona kadar geldim. Bakın dediğim gibi 9 ilmek var. Eksilttiğimiz 17 ilmek. Geri kalan da 24. Bu şekilde beyaz ipimizi takıyoruz. Şimdi beyaz ipimizi burada normal, burayı normal örmüyoruz. Şimdi sıradakini yeşili bırakıyoruz. Beyaz ipimizi kopartmayalım. Çünkü 4 sıra aralıkla bu şekilde devam edeceğiz. Evet bakın haroşamıza devam ediyoruz. Şişip bakın şu ilmekten ortasına çeviriyorum, çıkarıyorum. Ortaya ipi çeviriyorum, çıkartıyorum. Bu şekilde. Model çok kolay ve zevkli bir model. Oldukça da beğeni alan bir model bu. Evet, şimdi bu sonuna geldik. Şimdi bakın en sonuncusunu da yaptık. Bu 24 olan ilmeğimizi beyazla geçirdik. Şimdi burada yapacağımız işlem kestik ki 17 tane. Şimdi buraya tekrar bu şişe 17 tane ilmek yapacağız. Bakın 1 2 3 Evet burada 14 tane şişimize ilmek geçirdim ve bu 9 tane en başta yaptığımız 9 tane normal 9 tanemizi gene örüyoruz. Burayı normal devam ediyoruz. Bu şekilde. Burayı da en sonunu düz bu şişi kaldırıyoruz, doluyoruz, çıkartıyoruz. Bu şekilde devam ediyoruz. Bu 9'umuzu normal yine yapıyoruz. 2 3 4 5 6 7 8 ve 9. Evet, şimdi bu 17. Demin ben 14 dedim galiba. Rakamları şaşırıyorum. Bunu normal şimdi yapacağız. 1 2 Burayı da bu 2 Burayı şimdi yeni başladığım için zor oluyor. Burayı da arkadaşlar 17 olacak, 24. Yani toplamda bütün iki şişimize toplamda 50 olacak. Bu şekilde sona kadar gelelim. Evet arkadaşlar bakın ben bu sırayı da geçtim. Şimdi normal arkaya dönüyoruz. Burası da normal olacak. Burada yaptığımız gibi bakın burada 3 toplam 4'tü. 3'üncüyü yaptık. 4'üncü beraber yapmıştık. Yine burayı bu şekilde böyle yapalım. Ön kısım toplam 4'üncüsünü yaparken orayı birlikte geçelim. Modelimiz bu şekilde haroş olacak. Şimdi eksiltme yok. 4'üncüyü yaparken eksilteceğiz. 4'üncü sıraya gelince beraber yapalım. Çünkü beyazımızı da 3 sıra yaptık. Şimdi 4'üncüyü beraber yapacağız. Burada yine dediğim gibi başta 9 tanemizi örüyoruz. 3 4 5 6 7 8 ve 9'uncusunu yaptık. Bakın 2 4 6 8 9'uncuyu yaptık. Şimdi burada 17 tane kesiyorduk bakın. Şu 2 taneyi alacağız. İpi doluyoruz, tek çıkartıyoruz. Tekrar bunu koyuyoruz buraya bakın. 2 tane alıyoruz. Bu şekilde 17 tane ilmeğimizi keseceğiz ve diğer şişimizde 24 tane kalana kadar bu işlemi bu şekilde yapıyoruz. Bakın bu şekilde olacak. Şu uç kısımlarını hiç bozuk oldu falan diye şey yapmayın. Biz onu saç örgüsü olduğu zaman hiç gözükmeyecek. Sadece renkler belli olacak. Zaten modelimizde de belli. Bakın bunu şişe geçiriyoruz. İkisini alıyoruz. Tek çıkartıyoruz. İkisini al, çevir, tek çıkart. 24 tane ilmeğimiz olana kadar sabit başta hep 9 tanemiz kalıyor. Sadece ortadaki 17 bir arttırıyoruz, bir fazlalaştırıyoruz. Bu şekilde bakalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24. Bunları da yapalım.
Şimdi şişimizde 24 tane. Buraya normal beyaz örüyoruz. Bunun sonunu böyle beraber gidelim bu şekilde. Sonra yeşil ipimize geçeceğiz. Bakın. İki tanemizi yaptık bile. Bu şekilde haroşamızı örelim. Bakın şişimizi böyle çevir, çıkart. İki şişle yapılan gayet çok şık duran bir patik. En sonuncusunu da şu şekil alıyoruz. Dik. Bakın bu şekilde. Şimdi beyaz işimiz bitti. Dönüyoruz arkaya. Bakın. Bunu normal alıyoruz. Bunu şimdi yeşile geçiyoruz. Bu şekilde yeşile devam edelim. Arkadaşlar bu ortada da tam bu ilmeğimiz ördükten sonra tam bu şişimize de 17 tane ilmek örüp tekrar buraya gelelim. Evet arkadaşlar bu yeşilden de 3. sıramızı 3 tane sıramızı yaptık. Şimdi 4.'e geliyoruz. 4.'de nasıl yapıyorduk? 2 3 4 5 6 7 8 ve 9'u şişimizi alıyoruz. Geri kalan 17 tanemizi de keseceğiz. Diğer şişimiz de 24 tane olacak. Bu şekilde böyle yapacağız arkadaşlar. Hep 17 kesiliyor, 17 arttırılıyor. Başta hep 9 kalıyor. Kestikten sonra da 24 ilmeğimiz kalacak. Bu şekilde rakamları aklımıza tutarsak ve her seferinde sayarsak hiçbir karışıklık olmuyor. Bakın bunu kestikten sonra video fazla uzun olmasın arkadaşlar. Ben size anlatayım. Şimdi bu şişimizde bakın 9 tane kalacak. Bu ortayı yeşilde de gene 17 tane keseceğiz. Burada 24 tane kalacak. Aynı burada olduğu gibi bakın. Benim öteki eşim de. Bakın burada eşi. Şimdi bu şekilde bakın. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14 tane bu dilimlerden olana kadar yapacağız. 14 tane renk renk yapacağız. Bu şekilde benim gösterdiğim gibi bu yeşili şimdi bittikten sonra 17 tane keseceğiz. 24 ilmek kalacak. Arkayı dönüp beyaza geçeceğiz. 24 ilmek öreceğiz. 17 ilmek yapacağız. İlmek buradan çıkartacağız. 9'a devam edeceğiz. Bu şekilde devam edelim. 14 bu şekilde 14 tane dilimimiz olana kadar yapalım. Gerisini birlikte yapalım. Arkadaşlar 14 tane dilimimizi yaptık. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. Şimdi burada kesme işlemimizi yapacağız yine. Bunu beraber yapalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9. Şimdi burada dediğim gibi 9 tane kalıyor. 17 taneyi keseceğiz. Evet, burada 17'yi kesiyoruz. Diğer tarafta da 24 tane kalacak. Ama daha burada 17 tane arttırma işlemini yapmayacağız. Bu sondu. 14.'sünü son kez kesiyoruz. Daha da arttırma yapmıyoruz. Bu şekilde. Bakın 9 ilmek bu şekilde burada kalacak. Bakalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24. Şu iki tane fazla. İki taneyi de keselim. Evet. Bakın arkadaşlar bu şekilde oldu. Bakın 9 tane burada. 17 ilmeğimiz bu olan. Kestik. Burası da 24 ilmek oldu. Şimdi buraya kadar geleceğiz. Yeşil ipimizi takacağız. Bu şekilde yeşil ipe gelince oradan beraber yapalım isterseniz. Evet bakın ben bu yeşil ipimi taktım. Buraya geri döndüm. Bakın burada normalde bizim 17 tane arttırmamız gerekiyordu. Ama arttırmayacağız dediğim gibi. Bakın buradan burası 24 ilmek olan yer. Buradaki de 9. Hemen 9'u öreceğiz. Bakın burası bu şekilde kalacak. Burayı 9 ilmeğimizi buna öreceğiz. Bu şekilde. Yani artık 17 ilmek yok. 9 ile 24. ilmeğimiz var. Bakın
Bakın bu şekilde. Burası artık iptal oldu. Burası yok. Bakın modelimizde de öyle. Benim öteki eşini yaptığımda da öyle. Bakın burada bunu iptal ettik. Şimdi bu şekilde yine renkleri 4 sıra 4 sıra yapacağız. Arttırma eksirme yok. Sadece 1, 2, 3, 4, 5 tane yapacağız. Bu beşincisinin, bakın 1, 2, 3, 4, beşincisine gelince dördüncüsünü beraber yapalım ki burada yine eksiltme işimiz var. Ama burayı buraya kadar normal şekilde örüyoruz. 4 sıra gene. Evet arkadaşlar, bakın ben 1, 2, 3, 4, 5 sırayı yaptım. Burada dediğim gibi yeşil 3 sıra oldu. Şimdi bakın bu dilimi yaptığımızın, bu dilim burada. Bunun buradan değil, tam bu karşısından eksilteceğiz. Burada da şimdi 10. Şunu yapmamışım. Ben şu en sonuncusunu öreyim. Bakın bu dilim burada. Biz buradan eksilteceğiz. Şimdi bakın şöyle alıyoruz. Nasıl yapıyorduk? İki tane alıyoruz. Tek çıkartıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Evet bakın 10 tane eksilttik. Şimdi burayı normal bir şekilde örüyoruz. Normal haroşaya devam ediyoruz burada. Evet bakın arkadaşlar. Şimdi bakın 1, 2, 3. Şimdi buradan geçerken 4. sırayı yapacağız. Bakın toplamda 1, 2, 3, 4, 5 oluyor bu. Ve bunu eksiltten sonra bakın şu şekilde 2 tane daha yapacağız. Bu yeşilden sonra beyaz yapacağız. Daha hiç eksiltme işimiz yok. 4 sıra olacak. Ondan sonra yeşil takacağız. Yeşile 4 sıra olacak. Bu şekilde gene devam edelim. Evet arkadaşlar bakın ben bu 2 sıramı da yaptım burada. Bitirdim. İpi de koparttım. Şimdi biz burada yapacağımız, bakın bunu en alttakini, ben önce şeyi söyleyeyim size, bir hatırlatma yapayım. Bakın bir taraf sağ bir taraf sol, bakın bu şekilde karşı karşıya bakacak bunlar. Bunun dilimleri bu taraftaysa bununki bu tarafta olacak. Hani biz burada nasıl 9 tane ilmeği yaptık, 17'yi kestik, 24 kaldı ya, burada da 24 yapacağız, 17'yi keseceğiz. Hani hep bu şekilde yapın, sağ sol olarak düz olması için. Şimdi bunu saç örgüsü şeklini vereceğiz. Bakın şu en alttakini şunu bu şekilde çevireceğiz. Bakın böyle bunu parmağımızı böyle koyacağız. Şöyle çevireceğiz. Bakın şu şekilde çeviriyoruz. Hemen şunu içinden alıyoruz. Bir düğüm gibi. Sonra bunu bu beyazın içinden sırayla, pardon şu beyazı alacağız. Bir yeşil, bir beyazı ala ala bakın şu şekilde devam edeceğiz. Şimdi yeşili. Bakın bu şekilde duracak saç örgümüz. Yeşil beyaz yapa yapa yapa. Beyaz alıyoruz. Şimdi yeşili. Oldukça gayet, bakın demin düzken şimdi bir saç örgüsü oldu. Çok şık duruyor ayakta da. Bu şekilde devam ediyoruz. En son beyazı da alıyoruz. Beyaz, evet bakın bu şekilde bu kalacak. Bunu sonra düğme diktiğimiz zaman onu da oradan geçir. Şimdi ipimize ben yeşili tercih ettim. Yeşil genelde çok başlayıp sonunda bıraktığım için, bakın şu şekilde şu uç kısmını şöyle yapayım. Bakın şu üç kısmını gördüğünüz gibi şu şekilde yapalım. Uçça getirelim bunu. İpleri sonra temizlemeyi sonra temizleriz. Hepsini bakın karşılıklı şekilde olacak. Bunu bu şekilde böyle dikelim.
Bakın bunu buradan şuraya kadar şöyle dikelim. Evet bakın bu tarafı diktim ben. Ucunu da güzelce yapalım ki şey olsun. Bakın şu tarafa şimdi bu en sonuçta şurayı alıyoruz. Bakın bunu da böyle yapıyoruz. Bunu da buradan bu köşeye kadar dikelim. Evet bakın bu köşeye kadar da diktim. Şimdi şu açık olan yerini dikeceğiz. Şu şekilde bakın şuradan alalım sabit diyelim. Şöyle bunu da bakın şu şekilde yapacağız. Ayağınıza isterseniz giyip deneyin. Hani biraz şuraya kadar dikin. Ondan sonra bakın ben normalde şu patimizin normal çizgi olan yerine kadar bu şekilde birleştirip dikiyorum. Siz nasıl ayağınıza göre dikin ya daha aşağıda ya da üstte bırakabilirsiniz. Bunu da buradan buraya kadar dikelim. Bakın burayı da yaptım. Şimdi bunu çeviriyoruz patiğimizi. İpimizi kopartmadım ben. Bu şekilde. Şimdi ipimizi ben şuradan şöyle alacağım. Ortaya şöyle. İstediğiniz renkte, istediğiniz boyutta düğmeyi dikelim. Ben evde olan düğmeleri tercih ettim. Bir kere daha ipim tam sağlam olsun. Bakın. Evet, ipimizi de düğüm atalım. Sağlam olsun şöyle iyice. Evet, kopartalım şimdi. İplerimizi sonra saklarız. Bakın evet arkadaşlar, bakın patiğimiz bu şekilde. Ayağımıza giydirelim isterseniz. Düğümümüzü atalım. Bakın oldukça çok şık ve kolay bir modeldi. Patiğimiz de bu şekilde arkadaşlar. Umarım güzel anlatabilmişimdir. Evet arkadaşlar, burada bu patiğimiz de bu şekilde bitti. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.